Evet, sevgili Kızılcagün TV izleyenlerimiz, bir Eko Yaşam programına da hoş geldiniz. Çok değerli konuğum Orhan Selim Bayraktar'la birlikteyiz. Türkiye'nin hep üç yanı denizlerle çevrili deriz. Aslında orada küçük bir hesap hatası vardır. Altı yanı denizlerle çevrilidir. Çünkü Türkiye iki tane yarımadadan oluşur. Anadolu Yarımadası ile Trakya Yarımadası ve her ikisinin de üç yanı denizlerle çevrilidir. Dünyanın en stratejik iki tane su yolunu, yani Karadeniz Boğazı'nı, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kontrol ederiz. Bu bütün bir Rusya'nın sıcak denizlere çıkışını sağlayan temel su yoludur. Ve tabii Rusya'ya ulaşmak isteyen herkesin kullandığı temel bir su yoludur. Ama biz deniz ticaretini yeterince kullanamıyoruz. Ne liman olarak kullanabiliyoruz, ne file olarak kullanabiliyoruz, ne balıkçılık olarak kullanabiliyoruz. Şimdi bu konuda ben dertliydim. Orhan Bey'i bulduk, bu konuda çok yetkin bir isim. Hocam, biz denizlerimizi niye kullanamıyoruz? Bizim kültürümüzde yok. Yani hep o takalar diyoruz. İşte Karadeniz'in takaları, başka bir şey yok. Atlı kültürüz. Yani işte böyle bir topraktan kopmayan, ama toprağa insan karada yaşayan bir canlı. Orası öyle. Henüz denizlere girmedik. Ama olması gereken bir şeyi ifade ettiniz. Bu konuda çok önemli bir şey. Üç tarafımız, altı tarafımız denizle çevrili. Ama doğru dürüst bir denizcilik eğitimimiz. Gözükmüyor ön plana çıkan bir denizcilik eğitimimiz. Ve bunu meslek edinen insanlarımız da çok sınırlı sayıda. Yani Karadenizlileri saymasak, Karadeniz'deki takalarımızı saymasak, birazcık hamsi kültürü İç Anadolu'ya yansımamış olsa, neyse, balığı tanımayacağız zaten. Yani dolayısıyla İç Anadolu... hamsi de balık değil zaten. İşte yani hocam... O hamsi. O hamsi, ama şöyle geri dönüp baktığımız zaman, doğru dürüst biz kendi çocuklarımıza sorsak kaç balık cinsini tanırlar? Doğru. Yani tesadüfen geri dönüp bakıyorum. Biz oralarda bu işleri çocuklardan öğreniyoruz tabii yani. Balığın tüketimini işte balık turşusundan tut da tatlı balık hikayesine kadar bir yığın Karadeniz'in o zenginliği var. Ama bu tarafa, Ege Akdeniz'e geldiğimiz zaman ot kültürü ve Akdeniz diyeti dediğimiz bir diyet hakim oluyor. Ama yine de doğru dürüst balığımız yok. Ve biz evin önünde balık ekmek yerken Norveç'te yetiştirilmiş balıkların dondurulmuş haliyle müşerref oluyoruz. Marmara'da balık mı bıraktık hocam? İşte problemimiz o hocam. İşte troll falan. Şimdi ben yıllar önce şu cümleyi de söyleyeyim. Yıllar önce işte 2002'de bir uluslararası su konferansında Cornwall Otel'de dedim ki ya Marmara bu gidişle kirli sularla, kirle bir balçıkla dolacak ve biz dünyanın en kirli denizi haline, iç denizi haline gelecek dedim. Tabii o dönemdeki masada bulunan birçok arkadaş itiraz ettiler. Biz Haliç'i şöyle temizliyoruz, biz Marmara'yı böyle temizliyoruz diye. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Bizim Marmara'nın karşı yakası, Anadolu yakasındaki birçok belediye derin deşarjla her şeyi aşağı boşaltıyordu. Halının altına süpürüyorlar. Ya halının altına süpürüyor. Doğrusun yani o anlamda da şimdi aynı şeyi biz de enkazları süpürüyoruz şimdi deprem maalesef bölgesinde halının altına ve bir gün temizlenecek umudunu besliyoruz. Ve bugün geri dönüp baktığımız zaman aynı şeyi İzmir Körfezi'nde de görüyoruz. İzmir Körfezi tıkanmış, dolmuş durumda. Yani bunun bir çözümü olacak yani. Bu çözümü de üretebilecek durumdayız ama gören göz lazım ona tabii. Ve istek, çözme isteği. Tabii çözme isteği lazım. Ben işte izleyicilerimiz bilir, tarihe meraklıyım. Ama ekonomi tarihine özellikle tabii meraklıyım. Mesela Osmanlı'nın da çöküşü denizlerden çekilmesiyle başlar. Osmanlı'da denizciliği becerebilmiş bir toplum değil. Yani Kadırga denizciliğini aşıp kalyon teknolojisine geçememiş. Kalyonu sevk ve idare edecek insan gücünü yetiştirememiş. Yani kadırgalar basittir. İşte bir yelken, bir de kürektir. Basit bir yönetimi kolaydır. Ama böyle üç direkli, dört direkli
2-3 güvertili kalyon dediğin zaman yönetemiyorsun. Ve Osmanlı denizlerden çekilince işte deniz önce İspanyollara, Portekizlilere, sonra İngilizlere kalmış. Osmanlı'da işte Haliç'e kilitlenmiş Abdülhamit devrinde. Şimdi bunca deneyimden sonra bu yaşananları gördük ve denize çıkmadan, deniz ticaretini becermeden bir şey yapamıyoruz. Bizim şu anda denizciliğimiz ne vaziyette? Vallahi sadece şeyi söyleyeyim, berbat vaziyette. Nereden? Ne kadar berbat? Ne kadar berbat? Şimdi bir çocuğa desen ki, yavrum dünyada ine bahtı nerededir diye sorsan, kim bilir bunu? Bizim çocuklarımız bilir mi? Etrafımız, her tarafımız deniz dolu. İğne nerede battı der. İşte yani aynı noktaya geri geliyoruz. Biz olayın pek farkında değiliz bu anlamda. Ve çocuklarımız da o coğrafi kültüre, coğrafi kaderdir diyor ya İbn Haldun işte. Coğrafi kültüre uygun şekilde yetiştirmiyoruz. Bizim çocuklarımızın kaç tanesi yüzme biliyor? Kaç tanesi deniz görmüş? Şehrin içinde deniz kenarında oturuyor ama denizi hiç görmemiş adam. Yani o anlamda bu gidişi kırmamız lazım. Ya bu bir kültür meselesi diyorsunuz. Evet, bunu değiştireceğiz. Bu kültürü değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Herkese yüzme öğreteceğiz. Yüzme öğreteceğiz. Denize girdiğinde ne olacağını bilecek. Ve kirletmemeyi hepimiz öğreneceğiz. Denizi kirletmemeyi bu anlamda. Ve arkasından da artık bizim de bir balıkçı filomuz gitsin, Atlantik'te avlansın. Canım ya, hep böyle dışarıdan Çinliler mi gelip avlanacak bunu yani? Adam gelip Afrika'nın güneyinde avlanıyor. Dünya kadar deniz var. Dünyanın ne kadar büyük denizler var dünyada. Biz denizleri göremiyoruz yani. Osmanlı bile bundan, yani Seydi Ali Reis boşuna mı gitti oralarda, gemisi battı, karadan geldi. Gerçi yürüyerek dönmek zorunda kaldı. Tamam, yürüyerek dönmek zorunda kaldı ama oraya gitmiş olmak bile başlı başına bir macera o dönemde bir de. Gerçi o dönemde de şeydir, yani biz buradan zor bela gitmişiz ki Kızıldeniz o zaman Basra Körfezi ve yoktur. Kızıldeniz Türk hakimiyetinde, Osmanlı hakimiyetinde, Allah'ın Portekizlisi ta Portekiz'den çıkmış, Ümit Burnu'nu dolanmış, Hint Okyanusu'nda Osmanlı donanmasını imha etmiş. İşte. Yani, bilgi dediğimiz şey evet, burada. Evet. Bir de başka bir cümle daha söyleyeyim. Hollandacada bir laf söz vardır. Beter Turks dan Paps. Yani Papa'ya karşı Türkleri tercih ederiz diyor. Bu ne, hangi anlamda gelmiş? Bu da Leyden sahildeyken, deniz kıyısındayken o iç kargaşanın içerisinde, o dini din savaşlarının içerisinde orada ve İspanyollarla savaş esnasında Osmanlı 3 kadırga göndermiş onlara. Ve 3 kadırga ve 3 hilalle ifade edilerek bir madalyon yapılmış. Orada da yazdığı, Papa'dansa Türkleri tercih ederim. Akıllı adam var. Evet, yani o anlamda. Güzellik orada. Şimdi gelelim. Dünya ticareti denizlerle evet, dönüyor. Biz denizlerde niye yokuz? Dünya ticareti denizlerde dönüyor ve bu konuda birçok ülke dünya ticaretinde başrol oynamaya niyetli. Mesela Yunanistan'ın filosu küçücük bir ülke, bizden çok büyük. Şimdi tabii o filo anlamında bizim gemilerimiz de gidiyor, Liberty Bandolalı vesaire bir yan gemi dolaşıyor piyasada. Ancak bu konuda bir devlet politikası yok. Yani benim gözlemleyebildiğim bir devlet politikası yok. Sadece başka bir noktaya değineyim. Ben şimdi Rotterdam'da yöneticilik yaptım. Rotterdam Limanı, Rotterdam'ın belediyesinin bir işletmesiydi. Bu limanın girdisini çıktısını hepsini biliyoruz. Nasıl yapıldığını biliyoruz. Liman işletmelerinin nasıl oluşturulduğunu ve limanın nasıl kendisini yapıldığını. Üstelik 5 hektar gibi bir denizden yeni alan alındı. Derin gemilerin işte mal boşaltacağı, konteyner indireceği vesaire bölümler vesaire. Şimdi 2000'li yılların başında Singapur Endonezya'dan kum alarak yeni bir liman yaptı. Kum satan arkadaşları da ben tanıdım tesadüfen. Çok büyük miktarlarda kum alındı ve bunlardan bir yeni liman yapıldı. Çünkü zaten kendilerinin arazisi yok ki kumu çıkarsın adam vesaire. Bu yeni liman
bir konteyner limanı olarak bütün Uzak Doğu'dan gelen ve dağılması gereken konteynerler için bir durak haline getirildi. Ve bu duraktan işte çok büyük gemiler alıyor diyelim, işte oradan Asya üstünden ya da Avrupa üstünden Amerika'ya mal götürecek, konteyner taşıyacak vesaire türünden, ya da Akdeniz'e konteyner taşıyacak. İşte gönlünde olmadığı konteynerları oraya bırakıyor. Konteyner bekliyor, arkadan gelen bir gemi onları da alıp hedefine götürüyor. Öyle bir şey hale geldi ki 5 yıl gibi bir sürenin içerisinde Singapur Limanı dünyanın en büyük limanı haline geldi ve Rotterdam'ı geçti. Biz bunun bir büyük bir ezikliğini yaşadık. Bu olayın kendisinin büyük bir ezikliğini yaşadık. Tabii Rotterdam yönetimi, liman yönetimi ve Hollanda hükümeti bu konuda bir tedbir aldı. Şimdi Rotterdam yönetimi dünyanın çeşitli kıtalarında limanlar satın almaya başladı. Gdansk'ı satın aldı, Botnik Körfezi'nde. Varna, Burgaz derken Brezilya'da liman kurdu, Cibitu'da liman kurdu, Ghana gibi bir yerlerden bir liman daha yaptı Afrika'nın batısında. Afrika'nın doğusunda Cibuti'den sonra onun karşı tarafında Hicaz'da bir liman yaptı. Hürmüz'de bir liman sahibi oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde ve Uzak Doğu'da da limanlar sahibi biz oldu. Biz de limanlarımızı satıyoruz. Biz de limanlarımızı satıyoruz. Akıl işi mi? Ve asla. Rotterdam Limanı'nda 70 bin insan çalışıyordu. Limana bizzat çalışan insan sayısı 70 bindi. İç alanlarda da, limanın iç bölgelerinde de 250 bin insan çalışıyordu. Tabii ekonomik argümentasyon, yani nedensellik açısından bakıldığında Rotterdam Limanı'nda bir kişi işe aldığın zaman iç alanlarda 10 kişi işe giriyor. Rotterdam Limanı eski hacmine kavuşabilmek için çok hızlı bir elektrikli sistemle Alman iç hatlarına doğru bir tren hattı açtı. 5 milyar dolar ona ödedi. Euro ona ödedi. Ve yeni bu konteyner limanı, yani büyük gemilerin yanaşabildiği bir liman oluşumuna da dünya kadar para ödedi. Ama bütün bunları yaparken de çevre normlarını ihmal etmedi. Liman için, yani o tür bir liman için 750 hektarlık bir orman dikildi söz gelimi. Özellikle karbondioksit emisyonunu azaltmak için, küçültmek için. Şimdi hocam bu anlamda biz şu bu manzaraya baktığımız zaman şunu biliyoruz. Teknik olarak dünya ticaretinin de en hızlı gelişen lojistiğin deniz ticareti olduğunu biliyoruz. Bir o anlamda da bizim buradaki payımız nedir diye soracağız tabii yani. Bizim iki tane boğazımız var. Ve bu boğazlardan para alamıyoruz normalde. Belli evet, geçişleri... O konuda itirazım var. O boğazlardan para alıyoruz. Alıyoruz. Tamam. Yani çok çok ciddi bir para alıyoruz. tam hakkıyla para alsak, yani Montreux evet. Sözleşmesi'nde yazan parayı alsak, bununla ilgili program yaptık. Hani, yaptınız mı? Tabii. Evet. Montreux Sözleşmesi'nde yazan hakkımızı aldığımız zaman senelik 200 ton altın karşılığı dolar almamız gerekiyor. Çok yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bunu 1936'da Montreux Sözleşmesi'nde imzaya bağlamışlar. Yani imparatorlar, Sovyet tabii. Başkanı, Amerika, tabii. Herkes imzalamış, uzlaşılmış. Sonra 12 Eylül rejiminden sonra bu para devede kulak bir paraya dönüştürülmüş. Bu hükümet bizi dinledi. Ben bu konuda birkaç makale yazmıştım. Ve en son o ücreti güncelledi. Ama şu anda bile almamız gereken ücretin tamamını almıyoruz. O ayrı bir konu. Hani bir ufak düzeltme yapayım yani, dedim. Tamam. Şimdi bizim limanlarımıza baktığınız zaman, bizim limanlarımız Avrupa'daki limanlarla kıyaslanamayacak kadar küçük limanlar pozisyonunda. Ve bir de biz liman yapmayı bilmiyoruz. Yani dünya limanlarına baktığın zaman, nasıl yapıldıklarına baktığın zaman bizdeki limanları biraz daha farklı olduğunu görüyorsun. Mendirek dikme ya da işte ona benzer hikayeler. Oysa Avrupa'daki birçok liman eşme limanlardır. Yani karadan toprağın derinleştirilmesiyle yapılmış limanlardır. Dolayısıyla bu konuda da mesela bütün dünya ölçeğinde Rotterdam Limanı örnek bir limandır. O konuda da mesela onlardan destek alınabilir. Bizim sizin
ben yanlış hatırlamıyorsam benden bir dostum istemişti de Türkiye'deki liman olabilecek yerlerin bir listesi var mıdır diye. Ben onu araştırırken iki hafta sonra bana bir paketi önüme koydu. Onlar bizden çok daha iyisini görmüşler. Olası limanların, liman ağzı yerlerini vesaire belirtmişler. Ya şu anda deniz ticaretinden faydalanmak için ihtiyacımız olan limanlarda iyi durumda değiliz. Değiliz. Ama yapabiliriz. Bir de yani şimdi biz kıyılarımızla barışık değiliz. Yani biz kıyı doldurmayı çok severiz. Evet. Yani bu ben mesela bir yerde bir raporda şeyi yazdım. Türkiye'deki suların denize dökülmemesi gerektiğini yazdım. Yani suyu su kıtlığı varsa ülkende onu usulüne uygun bir biçimde depolamayı becereceksin o suyu. Biz bunu yapamıyoruz. Ben geçmişte de Konya'da da aynı şeyi yaşadık. Yeraltı sularının. Yeraltı suyu konusunda bir yasamız bile doğru dürüst ön plana çıkmadı şimdiye kadar. Yani bir belki yasa yapılmıştır ama yapılıp şuraya konmuştur, işte uygulama yoktur. Hocam şimdi bir de malum YouTube belli sürelerde yapılırsa iyi izleniyor. Evet. Şimdi limanları, liman işine el atmamız lazım. Biliyorsunuz evet. Biz Cumhuriyet'i kurduğumuz zaman limanlarımızın çoğu yabancılara aitti. Biz kendi limanlarımız arasında gemi bile dolaştıramıyorduk. İşte kabotaj bayramını kutlarız. İşte sonuçta o hakkı zor bela ele aldık. Peki filomuz, yani deniz ticaret filomuz nasıl? Valla şimdi deniz ticaretiyle uğraşan ailelerimiz var. Bu belli. Gönül ister ki daha fazla olsun bu anlamda. O da bu konuda da oldukça yetersiz. Ülkemizin kapasitesine bakıyorsun, kullanabildiğimiz imkanlara bakıyorsun. Böyle karşılaştırma yaptığın zaman da bunun yetersizliğini kendimiz de görüyoruz. Bizim söz gelimi hiçbir ırmağımızda, tamam ülkemiz genç bir ülkedir vesaire, yani genç dağların olduğu bir ülkedir vesaire, ama ırmaklarımızın belli bir bölümlerinde bile nehir gemileri yüzdüremiyoruz. Şimdi Amsterdam'dan binen yolcu Varna'da Karadeniz'e iniyor. Eskiden Hitler'in büyük rüyasıydı biliyorsunuz. Tuna'nın üstünden geçiyor ve geliyor. Şimdi biz benzer şey Çin'de var, benzer tabii. Şey Amerika'da var, benzer şey Rusya'da var. Mississippi'nin gezer gemiler vesaire. Bu biz sudan çok hoşlanmıyoruz. Gençliklerle falan ilgili bir iş değil. O yüzden suyu sevmeyi beceremiyoruz. Suyu sevmemiz gerekiyor. Esas problem o. Yani biz de, ben bir Kayseri çocuğu olarak yüzme bilmem ama denizi seyretmeye bayılırım mesela. Yani İzin verirseniz bu videonun başlığını suyu sevmemiz gerekiyor diye atalım. Doğrusu suyu sevmemiz gerekiyor. Hocam çok haklısınız. Suyu sevmemiz gerekiyor. Ben çok sevdiğim bu başlığı. Evet. Bu konuyu işleyelim. Evet. Daha detaylı olarak, yani hem içme suyu, hem sulama suyu, hem deniz ticaret yolları, hem nehirlerimiz, hem sulardan enerji elde etmek gibi konuları size böyle paket paket müsait oldukça konuşalım. Olur, memnuniyetle. Bugünlük limanlarımızın fevkalade yetersiz olduğunu, evet. Millet liman alırken bizim liman sattığımızı, evet. Ve deniz yollarını kullanacak yeterli filomuzun olmadığını tarihe bir not düşmüş olalım. Not düşmüş olalım ve ben bu yüzden de İzmir için bir şeyler yapmak istiyorum. İzmir'in çok büyük bir limana ihtiyacı var. Biz bu limanı kurduğumuz zaman 300 bin insana istihdam sağlayabilecek bir duruma geleceğiz. Onu da görüyorum. Bunu da gelecek programlardan birisinde detayıyla işleyebilmeyi umut ediyorum. İşleyelim. Çandarlı Limanı var bildiğim kadarıyla. Biliyorum bile, evet. Çandarlı var, hala var. İzmir limancılık meselesinde ayrı bir programda işleyelim hocam. İşleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Böyle karışık bir günde bize vakit ayırdınız. Evet, sevgili izleyicilerimiz, suyu sevmemiz gerekiyor. Bu konuyu işleyeceğiz, daha çok işleyeceğiz. Çünkü Türkiye eğer kalkınmak, büyümek, müreffeh bir ülke olmak istiyorsa öncelikle gördüğümüz kadarıyla suyu sevmemiz gerekiyor. Lütfen bu programı izleyin. İzleyenler başkalarına da izletsinler. Orhan Bey çok değerli bir entelektüelimiz. Bildiğim kadarıyla da siyasete girmek,
gibi bir şeyiniz var. Burada da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yani suyu seven insanların da mecliste olmak istiyorum. O yüzden İzmir'de olmak istiyorum. İzmir'in İzmir'e katkıda bulunmak istiyorum. İzmir Körfezi'nde usulüne uygun şekilde temizleyelim istiyorum. Lacivert olsun. İnşallah diyelim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.